Ekrandaki rasyonel ifadeyi sadeleştirmek istiyoruz ama sadeleştirirken dikkat etmemiz gereken bir şey var. İfadenin sadeleşmiş halinin bu ifadeye, orijinal ifadeye cebirsel olarak denk, eş değer olması gerekiyor. Yani ifadenin sadeleşmiş halinin orijinal ifadeyi tanımsız kılan x değerlerini içermemesi gerekiyor. Şimdi her zaman olduğu gibi videoyu duraklatın ve soruyu önce kendi başınıza deneyin, sonra birlikte yaparız. Evet, işe bu ifadeyi tanımsız yapacak x değerleriyle başlayalım. Hangi x değerleri bu ifadeyi tanımsız yapar? Payda da 0 olursa, yani 0'a bölmeye çalışırsak, ifade tanımsız olur, öyle değil mi? Yani eğer x 0 ise, bu ifade tanımsız olacak. Bunun için x 0'a eşit olamaz diye yazalım. Evet, bu ifadeyi x'in herhangi başka bir değeri için değerlendirebiliriz. Şimdi de sadeleştirmeye çalışalım. Paya ve paydaya baktığımızda bütün terimlerin x'e ve y bölünebildiğini görüyoruz. Bunun için payı ve paydayı 7x parantezine alabiliriz. Öyle değil mi? Payı 7x parantez içinde 14x kareyi 7x parantezine alırsak geriye 2x artı 7x'i de 7x parantezine alırsak geriye 1 kalır dağılma özelliğini tersine uyguladığımızı düşünün. Yani eğer 7x ile 2x'i çarparsak 14x kare, 7x ile 1'i çarparsak da 7x elde ederiz öyle değil mi? Şahane. Şimdi aynı şeyi bir de paydaya uygulayalım. 14x'i 7x çarpı 2 olarak düşünürsek buraya 7x çarpı 2 yazabiliriz. Bu ifadenin cebirsel olarak buna eşdeğer olması için x'in 0'a eşit olamayacağı koşulunu da ekleyelim. Payı ve paydayı 7x'e bölersek, yani bunlar birbirine götürürse, burası 1 eder ve geriye 2x artı 1 bölü 2 kalır. Bu ifade eğer orijinal ifade olmuş olsaydı, x herhangi bir değeri alabilirdi. Ama orijinal ifadeye cebirsel olarak cebirsel anlamda sadık kalmak istiyorsak, bu koşulun bunun için de geçerli olması gerekir. Onun için x eşit değildir, 0 dedik. Eğer bir fonksiyonu bu şekilde tanımlamış olsaydınız, fonksiyonun tanım kümesi sıfırı içeremezdi. Bunun için bu fonksiyonu sadeleştirip bu hale getirince fonksiyonların hala aynı fonksiyon olarak kalmalarını istiyorsanız, tanım kümelerinin aynı olması gerektiğini yani aynı değerler için tanımlı olmaları gerektiğini unutmayın. Eşdeğer olmaları için aynı koşulları kullanmamızın sebebi bu. Koşulu kaldırırsanız bu iki fonksiyon x'in sıfırdan farklı değerleri için eşdeğer ama bu x eşittir 0 için tanımlı iken, bu tanımsız olacağı için eşdeğer olmazlar. Kısacası söylemek istediğim şey şu, bu koşul fonksiyonları eşdeğer hale getiriyor. Şimdi isterseniz bu ifadeyi farklı bir şekilde de yazabilirsiniz. Mesela terimlerin ikisini de 2'ye bölebilirsiniz. 2x'i 2'ye bölersek x, 1'i 2'ye bölersek 1 bölü 2 eder. Ama x'in sıfıra eşit olmayacağını, olamayacağını eklemeyi unutmayın. Evet, bir örnek daha yapalım. Bu biraz daha karışık, karmaşık bir ifade ama mantık aynı. Yani sadeleştirme yaparken bu ifadenin alamayacağı x değerlerini göz ardı etmememiz, unutmamamız gerekiyor. Evet, bir bakalım bu ifade x'in hangi değerleri için tanımsız. Bunu şöyle bulacağız, paydayı çarpanlarına ayıracağız. Eşittir, Önce pay ve paydanın ortak çarpanını bulalım. Her terim hem z kareye hem de 17'ye bölündüğü için bunu 17 z kare parantezine alabiliriz. Payı 17 z kare parantezine alırsak bir bakalım. 17 z üzeri 3'ü 17 z kareye bölersem geriye z kalır. 17 z kareyi 17 z kareye bölersek de 1 dağılma özelliğini kullanıp yani 17z kare çarpı z'nin 17z üzeri 3, 17z kare çarpı 1'in de 17z kare ettiğini görüp yaptığımız işlemin doğru olduğundan emin olduktan sonra sıra paydada. Bölü dedik. Paydayı da 17z kare parantezine alalım. 17z kare çarpı 34z üzeri 3 bölü 17z kare. 34 bölü 17, 2. z üzeri 3 bölü z karede z ettiği için burası 2z oldu. Eksi 51 bölü 17, 3. z kare bölü z karede z kare bölü z karede 1 ettiği için burada eksi 3 kaldı. Bu ifadeye baktığınızda ne ile neyin sadeleşeceğini görmek ve paydayı tanımsız hale getirecek z değerinin ne olduğunu bulmak çok daha kolay öyle değil mi? Mesela z 0 olursa 17z kare 0 olur ve payda da 0 olacağı için ifade tanımsız hale gelir. O halde z 0 olamaz. Bir de z bu parantezi 0 yapan değeri alamaz. Bu değerde şöyle yazayım. 2z eksi 3 eşittir 0. İki tarafa 3 ekliyoruz. 2z eşittir 3 ve iki tarafı da 2'ye bölersek z 3 bölü 2 oldu. Böylece z'nin hem 0 hem de 3 bölü 2 olamayacağını söyleyebiliriz. Evet, tanım kümesini bu şekilde sınırlandıracağız. Şimdi de sadeleştirelim. Bunlar birbirine götürür ve geriye z artı 1 bölü 2z eksi 3 kalır. Ve koşulumuzu da unutmayalım, z 0'a eşit olamaz. İkinci koşulumuz artık biraz gereksiz çünkü bu ifadeyi gören biri z'nin burada 3 bölü 2'ye eşit olamayacağını anlar. Bu yüzden de ifadenin sadeleşmiş hali için z'nin 3 bölü 2'ye eşit olmaması gerektiğini yazmamız artık biraz gereksiz. Çünkü paydanın 0 olmaması gerektiğini ve 3 bölü 2'nin paydayı 0 yapacağını biliyoruz. Ve bitti. Eğer biri size bu ifadenin ne zaman tanımsız olduğunu sorarsa o zaman bunu da yazmanız lazım. Hatta gelin yazalım, gerekli ya da gereksiz, fark etmez. İfadeye baktığımızda 0, bu ifadeyi 0 yapmadığı için birinci koşul diğerinden daha önemli. Ama video boyunca söylediğim gibi eğer bu ifadelerin cebirsel olarak eşdeğer olmasını istiyorsanız, koşulları da aynı olmalı.